Trabzonspor ve Galatasaray formalarını giyen, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayan Engin Baytar kariyerine amatör ligde devam ediyor. Şenol Güneş ve Fatih Terim gibi teknik direktörlerden yeteneğiyle övgü alan Engin Baytar son dönemde Türk futbolundaki en çalkantılı kariyerlerden birine sahip. Kariyerine Almanya'da başlayan oyuncu Gütersloth ve Arminia Bielefeld gibi takımlarda forma giydikten sonra 2004 yılında Maltepespor'la anlaşmaya varmıştı. 2005-2006 sezonunun devre arasındaysa Gençlerbirliği'yle imzalayan Engin Baytar bu şekilde Süper Lig'e ayak basmıştı. Ardından kiralık olarak Eskişehirspor forması giyen Engin Baytar 2009-2010 sezonunun başındaysa Trabzonspor'la anlaşmıştı ve yeteneklerini sergileyebileceği seviyeye sonunda ulaşmış gibi görünüyordu. Ancak işler tam da öyle ilerlemedi. Şenol Güneş yönetiminde Trabzonspor orta sahasında kendisine yer bulmayı başaran oyuncu, zaman zaman çıtayı aşan hırsıyla ve agresifliğiyle de gündem olmaya devam ediyordu. Engin Baytar, Trabzonspor'un kazandığı Bursaspor maçı sonrası taraftarlara üçlü çektirmişti. Rakip takım taraftarlarından bir hayli tepki çeken bu hareketten sonra Şenol Güneş, "Cenaze evinde düğün olmaz, hayatımız Engin Baytar'ı uyarmakla geçiyor," demişti. Takım arkadaşlarıyla çeşitli tartışmalar yaşayan Engin Baytar, antrenmanlardaki tavırlarıyla teknik ekipten de tepki görmeye başlamıştı. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bir kez daha potansiyelini gösterme fırsatını yakalayan oyuncu, Fatih Terim'in göreve gelmesiyle birlikte 2011 yılında Sarı Kırmızılarla anlaşmaya varmıştı. Baytar'ın Galatasaray macerasını ise genel itibariyle kariyerinin bir özeti olarak da nitelendirebiliriz. Trabzonspor'dan transfer edilen oyuncu, Sarı Kırmızılıları şampiyonlukla tamamladığı sezonda takımın önemli parçalarından olmayı başarmıştı. Ayrıca Terim sezon boyunca oyuncu doğal pozisyonu olan orta sahada değil 4-4-2 diziliminin sağ kenarında kullanmıştı. Engin Baytar parçalı formayla ilk vukuatını da çok geçmeden yaşamıştı. Sezonun 12. haftasında Galatasaray Sivasspor'la karşılaşıyordu ve Engin Baytar da yeni takımıyla ilk kez gol atmanın sevincini yaşıyordu. Bu sevinç pek de uzun sürmemiş olacak ki hırçın oyuncu, rakip takım kalecisi Milan Borjan'a kafa atarak kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Kim uyardı? Engin'in hareketi, Engin Baytar'ın hareketi, yardımcı hakemin uyarısı kırmızı kart. Engin Baytar kırmızı. İşte Engin'in Borjan'a yaptığı hareket. Engin Baytar'ın kariyerindeki en büyük kırılma noktası ise bu iyi geçen sezonun sonunda meydana gelmişti. Ligin şampiyonu Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın galibi Fenerbahçe ile Süper Kupa'da karşılaşıyordu. Karşılaşmanın ikinci yarısında sinirlerine hakim olamayan Engin Baytar, Cüneyt Çakır'a saldırmış ve deyim yerinde ise tecrübeli hakemin yakasına yapışmıştı. O konuda UEFA'nın yorumu açık. Bu arada bir kırmızı kart çıktı. Engin'e galiba. Engin Baytar hala orada, o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler, İşte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış. Evet. Cüneyt Çakır'ın hani söylemeye dilim varmıyor, yakasına yapışmış. Engin çok sinirli. Galatasaray teknik ekibi Hasan Şaş onu sakinleştirme uğraşında. Oyuncuyla Eskişehirspor'da birlikte çalışan tecrübeli teknik direktör Rıza Çalınbay bu sansasyonel olayla ilgili şunları söylemişti.
Eskişehirspor'da Engin Baytar'la birlikte çalıştık. Özünde çok iyi bir insan ama yeşil sahada kendinden geçiyor, gözü dönüyor. Yanına gidin, yaptıklarından kesinlikle bin pişmandır. Ancak iş işten geçti artık. Aynaya bakıp artık kendini sorgulamalı. Büyük takımda forma giyiyor. Sahada eskisi gibi bir anda parlamamalı. Ağır bir ceza alacak ve en çok da üzülen o olacak. Takımı için faydalı bir oyuncuydu ve ilk 11'de oynuyordu. Yapmaması gerekeni yaptı. Eşine az rastlanan bu olaydan sonra 11 maçlık cezaya çarptırılan oyuncu kariyerini de önlenemez bir düşüşün içinde bulmuştu. Engin Baytar cezası tamamlandıktan sonra eski performansından kesitler sunamamış, Roberto Mancini göreve geldikten sonra ise formanın yüzünü iyice unutmuştu. İlerleyen süreçte kadro dışı kalan Engin Baytar, kendisiyle aynı kaderi paylaşan takım arkadaşı Yiğit Gökoğlan'la çektiği videoyla Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Arabada çektikleri videoda iki oyuncunun para saçarken görüntüleri yer alıyordu. Galatasaray defterini kapattıktan sonra kısa süre Çaykur Rizespor forması giyen Engin Baytar ardından Süper Lig'e de tam anlamıyla veda etti. Karşıyaka, Erzurumspor ve İstanbulspor'da şansını deneyen oyuncu, yakın tarihte ise bölgesel amatör ligde çeşitli takımlarda forma giydi. Engin Baytar son olarak 2021 sezonunun başında İstanbul Siirtgücü Spor'dan İzmirspor'a transfer olmuştu. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.